Herkese merhaba. Solunum sisteminden bahsedeceğiz bugün arkadaşlar. Solunum sisteminden biraz vuruş videosu olacak. Sorular nereden gelir? ÖSYM e nereden sorar? Denemelerde nereden çıkıyor karşınıza? Biraz oralardan bahsedeceğiz. İlk başta solunum sistemi organlarından bahsedelim arkadaşlar. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu bronş, bronşçuklar ve alveol hatta şurada bir de ne yazacağız? Diyafram yazacağız arkadaşlar. Solunum organlarımızı oluşturacak. Hemen buruna böyle kısa bir giriş yapalım. Burunun içinde ne vardır? Kıllar vardır, mukus vardır ve kılcal damarlar vardır arkadaşlar. Kılcal damarlar havayı ısıtır. Kıl ve mukus da toz ve partikülleri tutar diyeceğiz. Sonra nefes aldığımız hava yutaktan geçecek, gırtlaktan geçecek ve soluk borusuna gelecek. Soluk borusunda hemen şöyle bahsedelim. Dıştan içeriye doğru 3 tabakadan meydana gelmiştir. En dışta bağ doku, ortada kıkırdak doku. En içte de ne vardır arkadaşlar? Silli hücreler vardır. Silli epitel hücrelerimiz yer almaktadır. Bu bölgede yine bir miktar mukus salgılanır. Goblet hücreleri tarafından mukus salgılanıyor. Goblet hücrelerin içerisinde daha çok golge organeline rastlıyoruz. Yine burnumuzda da mukus salgılanıyor demiştik az önce. Burada da goblet hücrelerimiz vardır ve bu şekilde mukus salgılanır. Sonra devam ettik bronşları arkadaşlar. Bronşlar akciğerlerde sağ ve sola açılan ana damarlardır. Soluk borusundan devam eder. Bronş diyoruz yine kıkırdak yapılıdır. De, bronşlardan ayrılan dallara da ne diyeceğiz arkadaşlar? Bronşçuk ismini vereceğiz. Bronşçukların ucunda böyle üzüm tanesine benzeyen hava keselerimiz var. Bunlar da bizim için ne olacak? Alveollerimiz olacak arkadaşlar. Alveollerimizin etrafı kılcal damarlarla çevrilidir. Oksijen karbondioksit değişimi bu bölgede gerçekleşir. Difüzyonla gerçekleşmektedir. Alveollerimiz arkadaşlar hava keselerimizdir. Sadece memelilere özgüdür e, ve bu bölgeden sürfaktan adı verilen bir malzeme salgılanır. Sürfaktan suyun yüzey gerilimini düşürmektedir ve alveollerin çökmesini engeller arkadaşlar. Burası bizim için çok önemli e, sürfaktanı soruyorlar. Sürfaktan protein artı yağdan meydana gelmiş bir malzemedir. Suyun yüzey gerilimini düşürür ve alveollerin çökmesi engellenir. Yine aynı zamanda alveollerimizin etrafında ne var arkadaşlar bulunduğu bölgede? E, fagositik hücrelerimiz var. Mikroorganizmalara karşı orada savaş veriyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Sonra geldim diyafram kasına. Akciğerlerin hemen şu bitiminde arkadaşlar kubbe şeklinde bir diyafram kasım var. Yine kaburgalar arasında da kaslarım var. Bundan bahsedeceğiz. Kasılma soluk alıp verme sırasında kasılıp gevşeyerek solunuma yardımcı bir kastır arkadaşlar diyafram kası sadece ve sadece memelilere özgüdür ve diyafram kasını ben kontrol edebiliyorum o yüzden nedir bu çizgili kastır bunları bileceksiniz. Ya hocam ben nasıl kontrol ediyorum derseniz bakın nefesinizi tutun verin ne yapıyoruz sizin kontrolünüze değil mi? Evet benim kontrolümde ise o zaman bu bir çizgili kastır diyeceğim. Şimdi geldim arkadaşlar soluk almanın kontrolüne. Hatırlayın ta merkezi sinir sisteminde size anlatmıştık. Pons ve omurilik soğanım arkadaşlar soluk alıp vermenin denetimini yapıyorlar da asıl olan yer omurilik soğanıdır Pons da yardımcıdır diyeceğiz. Yine bir bilgi verelim Pons sadece ve sadece memelilerde görülür diyelim. Şimdi omurilik soğanı nasıl uyarılıyor hemen buna bakacağız. Arkadaşlar nefes aldık nefes verme sırasında ne olacak kanda CO2 miktarı artacak. Karbondioksit nedir? Asidik bir malzemedir değil mi? O zaman asitse pH düşer ve kanımızdaki asitlik artar. Dolayısıyla asitlik artar. Asitlik arttığı zaman bu benim için bir sinyal durumu oluyor ve omurilik soğanı asitlik arttığında uyarılıyor arkadaşlar. Omurilik soğanın uyarılmasıyla birlikte arkadaşlar ne olacak? Diyafram kasıma uyarı gidecek. Diyafram kasım kasılır ve soluk alma gerçekleşir. Bu şekilde soluk almanın kontrolü gerçekleşiyor. Şimdi bunu bilerek böyle oklarla yazdım. Adam size burada 1, 2, 3, 4, 5 diye bunları karışık sıraya koyar. Sonra der ki sen bunu düzgün sıraya sok. 1, 2, 3, 4, 5 diye sırala der. Burası o yüzden çok önemli. Buradan da soru gelebilir arkadaşlar. Nefes alırken gerçekleşen olaylar ve nefes verirken gerçekleşen olayları da çokça soruyorlar. Yani böyle fix bir soru sürekli geliyor karşımıza. Şimdi burada bazı değişkenlerimiz var bilmemiz gereken. Neyi soruyor size burada? Akciğerin hacmi, akciğerin basıncı, karının hacmi, karın basıncı şeklinde değişkenlerim var. Hep bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi nefes alırken gerçekleşen olaylar hiç ezber yapmıyoruz. Ben de ezbere bilmiyorum. Düşünerek cevap vereceğiz. Nefes aldınız ve kabur uçlarınız yukarıya doğru gitti. Göğsünüz şişti değil mi? O zaman göğsün şiştiyse akciğer hacmi Artar diyebilir misin? Tabii ki derim. Şimdi hacmi artıyorsa akciğerimin hacmi arttı. Hacimle basınç ters orantılıdır. O zaman sana akciğer basıncını sorduğu zaman ne diyeceksin? Ters orantı olduğuna göre hacmim arttı. Basıncım azalır diyeceksin. Evet akciğeri yazdık. Şimdi geldik karın bölgesindeyiz. Adam sana bunu da sorabiliyor. Karın bölgesi için yine tam tersini yazacaksın. Akciğerimin hacmi artıyorsa eğer kapladığı alan da arttığına göre o zaman karın hacmi ne olacak arkadaşlar? Karın mi daraltacak. Karın hacmi daralır diyeceğim. Yine size karın basıncını sorabilir. Karın basın iç basıncı için ne diyeceksiniz? biri azalıyorken ötekisi artıyordu. O zaman karın basıncı için artar ifadesini kullanabiliriz. Bakın böyle düşünerek yazacağız. Ben de düşünüyorum asla ezbere bilmiyorum. Ezberlemeyin. unutursunuz. Şimdi diyafram kasından da konuşalım bahsedelim. Diyafram kasım ne olacak arkadaşlar? Kasılır. Normalde kubbe şeklindeydi. Kasıldığı zaman ne olur? Düzleşir diyeceğiz. Karşı tarafa geçtim. Nefes verirken bu olayların tam tersi gerçekleşiyor. Bu sefer nefes verirken kaburga uçlarım aşağı doğru iniyor değil mi? Akciğer hacmim ne oluyor? Nefes verdiğime göre daralır. Akciğer hacmi daralır. Akciğer basıncı ters orantılı olduğuna göre o zaman akciğer basıncı için artar ifadesini kullanacağız. Sonra geldim karın bölgesindeyim. Nefes verdim. Akciğerimin hacmi daraldı söndü. O zaman karın boşluğum artar değil mi? Karın hacmi diyelim. Karın hacmi artar. Karın iç basıncı için ne söyleyeceğim? Ters orantılıydı. Birisi artıyorken ötekisi azalır. Yapıştırıyorduk. Diyafram kası için ne söylersiniz arkadaşlar? Diyafram kası artık gevşeyecek, gevşer ve eski haline döner. Yani ilk hali neydi? Kubbeleşir ifadesini kullanacağız. Pekala adam sana diyor ki nefes alıp verirken ATP harcanır mı? Burada kasları aktif kullandığıma göre her ikisinde de ATP harcanır. Her ikisinde ATP harcanır ama tabii ki ilk olayda bilinçli bir şekilde kaslarımı kullandığım için arkadaşlar daha fazla ATP harcanır ve yine kaslarımı aktif bir şekilde kullandığıma göre burası ne olacak aktif bir olaydır diyeceğim buraya dikkat ama nefes verirken arkadaşlar geri yaylanma basıncıyla kendiliğinden geri döndüğü için bu aktif bir olay değildir nefes verme pasif bir olaydır bunu ATP ile karıştırmayın. Evet her ikisinde de ATP harcanır ama bu her ikisinde aktif olduğunu göstermez. Nefes alıp alırken kaslarımı kullandığım için evet bu aktif bir olaydır. Ama nefes verme sırasında kendini oluşan akciğer geri yaylanma basıncıyla nefes verirken arkadaşlar bu artık bilinç dışı pasif bir olaydır oluyor arkadaşlar. Şimdi solunum gazlarının taşınması en girift yerlerden birine geldik. En çok anlaşılmayan kısımlar burası oluyor genelde. Solunum gazlarımı ben nerede taşıyorum? Al, yuvar, al yuvarlarımda taşıyorum. Al yuvarımın içinde ne var? Hemoglobin pigmentim var. Protein yapılı. Neye bağlanma eğilimi vardır? Oksijen, karbondioksit, karbon monoksit gibi gazlara bağlanma eğilimi vardır. Bir hemoglobin 4 molekül oksijeni bağlayabilmektedir arkadaşlar. Şimdi oksijen ve karbondioksit tersinir tepkime gösterir. Biri bağlanırken biri bırakılabiliyor. Ama mesela karbon monoksit bağlandıysa arkadaşlar zehirlenme dediğimiz olaylar meydana geliyor. Şimdi arkadaşlar oksijen ve karbondioksit nasıl taşınıyor? Solunum gazları nasıl taşınıyor? Oksijenin %98'i hemoglobin pigmentine bağlanarak taşınır. %2'si de kanda çözülmüş olarak taşınır. Karbondioksitte durum biraz daha değişik. yüzde %7'si kan plazmasında çözülmüş olarak taşınır. %23'ü hemoglobine bağlanarak taşınır. Kalan yüzde %70'i de yine bir karbonat iyonu şeklinde arkadaşlar kan plazmasında taşınır diyeceğiz. Tamam. Şimdi buradaki değişkenlerimiz neler? Benim bu oksijen ve karbondioksitin bağlanma bölgeleri var ya da ayrılma bölgeleri var. Burası benim ya alveol kılcalım oluyor arkadaşlar ya da doku kılcalım oluyor. Adam size tepkime denklemleri veriyor ve ve burası neresidir diyor. Doku kılcalı mıdır, alveol kılcalı mıdır? Şimdi buna dair bir fikir yürüteceğiz. İlk başta şöyle oksijenle başlayalım kolay olan tarafta. Arkadaşlar alveollere oksijen doldu değil mi? Nefes aldım oksijen doldu. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Hemoglobin hemoglobinin burada oksijen molekülüne bağlanıyor ve oksihemoglobin dediğim HbO2 ortaya çıkartıyor. Şimdi adam sana soruyor bu diyor sizce doku kılcalında mı gerçekleşmiş alveol kılcalında mı? Mantık yürüteceksin oksijenim nerede fazladır dokuda olması mümkün değil. Oksijenin dolduğu bölge zaten alveoller olduğuna göre alveol kılcalı diyeceksin. Bunun yine tam tersi reaksiyonu da karşına çıkarabilir. HbO2 bu sefer hemoglobin oksijenden ayrılmış. Ben oksijeni nerede bırakmış olabilirim? Alveol'den aldığım oksijene ihtiyacım olan bölgeler dokular değil midir? Dokularda hücrelerin ihtiyacı yok mu? Demek ki ben bunu götürüp dokuya bırakmışım. O zaman bu bölge için ne diyeceksin? Doku kılcalıdır diyeceksin. Bu şekilde mantık yürüterek denklemleri çözeceğiz. Şimdi gelelim karbondioksitin taşınmasına. Bundan bahsedelim. Alveol kılcalı mı, doku kılcalı mı, onu konuşalım. İlk başta şu %23'lük hemoglobine bağlanan kısımdan bahsedelim. Arkadaşlar HbCO2 gelmiş. Hemoglobin, karbaminohemoglobin arkadaşlar ayrılmış. Hb artı CO2 olmuş. Bakın karbondioksit benim bırakacağım bölge neresidir? Karbondioksiti alveollerde bırakırım ki nefes verme yoluyla dışarıya atabileyim. O zaman burası alveol kılcallarıdır. Peki ben karbondioksite nerede bağlanırım? Şimdi bunu düşünelim. Bakın böyle bir tepkime denklemi veriyor adam sana hemoglobin karbondioksite bağlanmış. Arkadaşlar HbCO2 almışım, toplamışım demek ki ben doku kılcallarındayım. Mitokondrimde solunum gerçekleşmiş, hücresel solunum ve karbondioksit artı su açığa çıkıyor biliyorsunuz karbondioksit açığa çıkmış. Ben de dokudan bunu toplamışım. Evet bu yüzde yirmi üçlük kısmı. Şimdi yüzde yetmişlik kısmından bahsedeceğiz. Arkadaşlar yüzde yetmişi bir karbonat olarak taşınır demiştim. Hatırlayın. Hemen burada üçer tane denklem yazacağım. İlk başta arkadaşlar dokuda karbondioksit artı su açığa çıkıyor biliyorsunuz. Mitokondri faaliyeti sonucu karbondioksit artı su açığa çıktı. Güzel. Şimdi benim karbonik anhidraz enzimimin yardımıyla ne oluyor bu? Bir karbonik asit H2CO3'e dönüşüyor arkadaşlar. Okey. Şimdi bunu ben bu şekilde taşımıyorum. Birkaç reaksiyon daha geçirmek zorunda. H2CO3 arkadaşlar ne yapıyor? hidrojen artı HCO3'e ayrılıyor. Yani bir karbonata ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar bir karbonat iyonum ne oldu? Buradan plazmaya geçer ve plazmada taşınır. Bu hidrojenim de kendi başına bırakmıyorum. Asitliği yükseltmesin diye hemoglobinle birleştirerek taşıyorum arkadaşlar ve HBH yapıyorum. Evet. Bu üç reaksiyon arkadaşlar nerede gerçekleşir? Doku kılcallarında gerçekleşen reaksiyonlardır. Şimdi bu bir karbonat iyonu şeklinde plazmaya geçti. Taşıdım. Alveollere getireceğim arkadaşlar. Alveollere geçelim. Burada da yine 3 tane denklem olacak. Şimdi HBH şeklinde bağlamıştım ya ben hemoglobinle hidrojeni. Alveol kılcallarına geldiği zaman hemoglobin hidrojeni bırakıyor. Bu geldi açığa çıktı. Bir de hani şu plazmayla taşınan bir karbonat vardı. Onu da getirdim buraya. Ne oldu? Bunlar yeniden birleştiler ve bir karbonik aseti tekrardan oluşturdular. Güzel ama bu benim için yeterli değil. Ben bunu bu şekilde dışarıya bırakamıyorum. Sonuçta karbondioksit ve su olarak atmam gerekiyor. O zaman bir tepkime daha geçirler arkadaşlar. Bir karbonik asit yine karbonik anhidraz enziminin yardımıyla ne yapıyor? Karbondioksit artı suya dönüşüyor. Çok güzel. Artık istediğimi elde ettim. Tekrar karbondioksit ve suyu elde ettiğime göre artık burada alveol kılcallarındayım. Alveollere bunu bıraktım. Teslim ettim. Alveollerden nefes verme yoluyla dışarıya atacağım. Ve 3 tane reaksiyon denklemi de burada gerçekleşiyor. En çok karıştırılan, en çok sıkıntı yaşanılan bölgedir. Haklısınız arkadaşlar ama bir iki çalışmada hemen öğreniyorsunuz. Aslında çok zorlayıcı değil. Birkaç kez tekrar etmeniz, kendi başınıza yazmanız gerekebilir. Burada önemli bazı kodlar vermek istiyorum. Bakın ben hiç ezbere bilmiyorum. Ben de düşünerek yapıyorum. Ezber yapmayacağız. Şimdi size mesela şu denklemi verdi. Böyle denklemleri veriyor zaten. Size soruyor. Diyor ki doku kılcalı mıdır? Alveol kılcalı mıdır? Onu soruyor. Şimdi baktınız karbondioksit ve su açığa çıkan taraftaysa ben bunu nerede bırakmış olabilirim diyeceksin. Düşüneceksin. Yani ben bunu nefes verme yoluyla verdiğime göre demek ki bu bölge alveol kılcalı bölgesidir diyeceksin. Ya da mesela tam karşı bir daha bakın. Şuraya bakın. Adam almış karbondioksit ve suyu toplamış ve bir denkleme sokmuş. Karbondioksit ve su nerede açığa çıkıyor? Ben bunu nereden toplamış olabilirim? Nasıl giren tarafta olmuş? Bunu düşüneceksiniz. Demek ki ben doku kılcallarında açığa çıkmış ki bunu doku kılcallarından toplamışım. Bu şekilde fikir yürüteceksiniz arkadaşlar nerede olabileceğine dair. Ezber yapmadan daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Arkadaşlar bir de bor kayması dediğimiz bir şey var. Hemen ondan da bahsedelim. Şu grafik karşınıza çokça çıkar. Sabit bir grafiğimiz var. Normal kan pH'ımız bizim 7,4'tür. Nefes aldık. Nefes verme sırasında karbondioksit kanda arttığında arkadaşlar kanımız 7,2'ye kadar düşüyor pH'ı. İşte kan pH'ı böyle düştüğü zaman bu bizim için bir uyarı oluyor. Hemoglobin oksijene ilgisi azalıyor. Düşük pH hemoglobin oksijene ilgisini azaltır. Yani bu ne demek? Hemoglobin oksijene bağlıydı ya yani hemoglobine ilgi azalınca oksijeni bırakmış oluyor. Dokularda oksijeni bırakıyor. İşte buna biz bor etkisi ya da bor kayması ismini veriyoruz. Az önce size demiştim ya yine hemoglobin hidrojenle birleşir de HbH'yi oluşturur diye. Bu da yine bor kaymasından kaynaklanıyor arkadaşlar engellenmesi için. Ne yapıyor? Hidrojeni tutarak asitliğin artmasını kanın pH'ının düşmesi engelleniyor bor kaymasından dolayı. Şimdi arkadaşlar bir de bunu sorsalar sorabilirler. Sorunun gelebileceği bütün mevzuları anlatmış olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.